Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle sözcük türlerinin birbirine çok karıştırılan iki başlığı olan belgisiz zamir ve belgisiz sıfatın farklarını görmeye çalışacağız. Hemen detaylara geçelim gençler. Belgisizlik ifade eden sözcükler bir isimden önce gelerek onları belirtiyorsa belgisiz sıfat, bir ismin yerini tutacak şekilde kullanılıyorsa belgisiz zamir olur gençler. Şimdi ben burada öğrencilerime bunu anlatırken üçlü örnekler vererek anlatıyorum. Şimdi burada da bunu denemeye çalışacağız. Bakın bu konuyla ilgili birkaç kitap okumuştum cümlesinde. Kitap sözcüğü isim birkaç sözcüğü belgisi sıfattır gençler. Buraya da yazdım karşısına. Senin yerine başkası nöbet tutsun derken bakın başka biri, başka bir insan, başka bir polis, başka bir jandarma falan deseydi burada önüne bir isim koysaydı biz buna belgisi sıfat derdik. Ama başkası nöbet tutsun dediği için belgisiz zamir görevindedir bu sözcük burada. İçerideki bazı masaları dışarıya taşıyalım derken masa sözcüğü isim, hangi masalar? Bazı masalar belgisiz sıfat görevindedir. Birkaçımız taşınan komşumuza yardım ettik derken birkaç öğrenci, birkaç insan deseydik sıfat olacaktı ama birkaçımız şeklinde kullandığımız için belgisiz zamirdir. Sanatçı birçok tablosunda İstanbul'u konu ediniyor derken Tablo sözcüğü isimdir. Kaç tablo, birçok tablo belgisiz sıfat görevindedir. Herkes bu konuya çalışsın derken çalışacak olan kim? Herkes. Kimler olduğu, kaç kişi oldukları belli değildir. Dolayısıyla belgisiz zamir olarak kullanılmıştır bu sözcük burada gençler. Evet. Yazarın başka romanlarını da okudum derken roman sözcüğü isim. Hangi roman? Başka roman. Arkadaşlar belgisizlik ifade eden bir sözcük roman sözcüğünün önüne geldiği için belgisiz sıfat olmuştur. Hiçbirimiz böyle olmasını istemezdik derken kim istemezdi? Hiçbirimiz belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Kimileri bu tür romanları daha çok seviyor derken seven kim? Kimileri. Bakın kimi insanlar deseydik sıfat olacaktı ama kimileri dediğimiz için belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Evet, bir notumuz var. Belgisizlik ifade eden sözcükler isimden önce kullanılırsa belgisiz sıfat isimden sonra ismin yerini tutacak şekilde kullanılırsa belgisiz adlı olur. Şimdi üçlü örnekler şeklinde devam edeceğim burada. Dikkat edin lütfen. Fuardaki bazı kitaplar pahalıydı. Kitap sözcüğü isim. Hangi kitaplar? Bazı kitaplar. Bu ismin önüne gelerek onu belirttiği için belgisiz sıfattır. Ama bakın arkadaşlar aynı örnekte sadece kelimelerin yerini değiştiriyorum. Fuardaki kitapların bazıları. Bu durumda bazıları sözcüğü belgisiz zamir olur. Bakın lütfen iki örneği kıyaslayın. Bazı kitapları dediğimizde belgisiz sıfat, kitapların bazıları dediğimizde belgisiz zamir oldu. Bazıları çok pahalıydı şeklinde önünde veya sonunda bir isim olmadan da kullanırsak arkadaşlar yine belgisiz zamir görevindedir bu sözcük. Peki birçok öğretmen törene katılamadı. Bakın şimdi öğretmen isim kaç öğretmen birçok sayı belirsizdir ve öğretmen ismini belirttiği için belgisiz sıfattır. Ama bakın sadece kelimelerin yerini değiştirerek öğretmenlerin birçoğu törene katılamadı dersek burada bu sözcük belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Birçoğu törene katılamadı şeklinde kullanırsak yine tek başına arkadaşlar yine belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Hiçbir soruyu çözemedim cümlesinde soru sözcüğü isim. Kaç soru, hiçbir soru ya da hangi soru, hiçbir soru bu yine ismin önüne gelip onu belirttiği için belgisiz sıfattır. Ters çeviriyoruz şimdi. Soruların hiçbirini çözemedim dersek bu bu durumda arkadaşlar belgisiz zamir olarak kullanılır. Veya tek başına hiçbirini çözemedim şeklinde kullanırsanız yine belgisiz zamir görevindedir. Biraz önce bir öğrenci sizi aradı derken arkadaşlar sözcük türleri konusunda sıfatla belirtmiştim bir sözcüğü sayı anlamında kullanılmamış, herhangi bir anlamda kullanılmışsa belgisiz sıfat olur demiştim. Burada ona uygun bir şekilde kullanılmış ve belgisiz sıfattır. Ama bakın biraz önce öğrencinin biri sizi aradı derse biri sözcüğü belgisiz zamire dönüşür. Veya üçüncüsünü de biz ekleyelim. Biri seni aradı deseydik gençler biz burada biri sözcüğüne yine belgisiz zamir diyecektik. Şu üçlüleri unutmayalım bakın. Birinci üçlü ikinci üçlü. Birçok öğretmen sıfat, öğretmenlerin birçoğu zamir, birçoğu yine zamir. Hiçbir soru sıfat, soruların hiçbiri zamir, hiçbiri yine zamirdir gençler. Lütfen bu üçlüyü unutmayalım. Arkadaşlar bizleri takip etmeye devam edin. Çok güzel videolarımız gelecek. Türkçe ile ilgili neye ihtiyacınız varsa size ne lazımsa bu kanalda eksiksiz bulabileceksiniz. Lütfen takibe devam edin. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.